Merhaba ben Enes. Bugün Xiaomi'nin klasik Redmi Air Dot'unun Bluetooth 5.2'ye güncellenmiş Buds Essential model tam kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Air Dot serisi tam kablosuz kulaklıklarda oldukça popüler bir seri ve çoğu kişi de bu modeli mutlaka görmüştür. Daha önce Air Dot serisinin alakalı çok detaylı bir karşılaştırma videosu hazırlamıştım burada ve buradaki tablolarda ve kutularda gördüğünüz gibi gerçekten Air Dot serisi çok karışık bir seri. Yani burada son kullanıcının bu modelleri aklında tutması veya hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu ayırt etmesi oldukça zor. Bu modelde bakalım Xiaomi firması adından farklı olarak kulaklıkla bir değişiklik yaptı mı? Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden iki farklı boyda kulak silikonu geliyor. Maalesef içerisinde bir şarj kablosu eklememişler. Yani kutu içerisinden kablo çıkmıyor. Şöyle kulaklıkların bir tasarımına yakından baktığımız zaman şöyle bakarak biraz şaşırabilirsiniz. Bu modeli ben 2019 yılında incelemiştim. İlk Xiaomi Redmi Air Dot bu modelde. Görebildiğiniz gibi tasarım açısından hiçbir değişiklik yok. Yani ilginç bir şekilde şu bakın 2019 modeli, bu 2023 modeli ilginç bir şekilde şarj girişinde bile Type-C'ye geçilmemiş. Bu bence çok büyük bir eksiklik. Yani 2023 yılında çıkan bir kulaklıkta nasıl hala microSD giriş eklerler gerçekten inanılır gibi değil. Şöyle kulaklıkların yakından tasarımına da baktığımız zaman yine 2019 yılındaki ilk AirDots'la birebir aynı olduğunu görüyorsunuz. Kulaklıkların kendilerine baktığımız zaman yakından yine tuşlu kulaklıklar. Buralarında fiziksel bir buton konumlandırılmış. İç kısımları yine birebir aynı. Hatta şöyle eski modelin kutusuna koyayım. Evet, eski modelin içerisinde de şarj işlemi başladı. Bu arada kapakta yine bir sensör bulunmuyor. Kulaklıkları yerinden kaldırmanız gerekiyor. Burada bir değişiklik olarak eski model kırmızı renk yanarken yeni modelde beyaz renk yanıyor şarj olurken. Kulaklıkların kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman burada neredeyse tek iyileştirme olan Bluetooth versiyonu Bluetooth 5.2'ye güncellenmiş yeni Essential modelinde. İlk modelde ise Bluetooth 5 bulunuyordu. Suya karşı dayanıklı seviyesi olarak yine IPX4 korunmuş yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Pil konusunda ise Essential modeli fabrika verilerinde 5,5 saat boyunca pilin gittiği belirtilmiş. Son ses seviyesini alarak yaptığı müzik testinde burada görebildiğiniz gibi 5 saat 26 dakika boyunca son ses seviyesinde müzik çalabildi. Yani fabrika verilerini doğruluyor bu değer. Toplam kutuyla birlikte de 18 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyoruz. Kulaklıkları tek tek ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu modelde herhangi bir dip ses probleminle karşılaşmadım. Kontrol açısından yine fiziksel butonlar konumlandırılmış. Burada fiziksel butonların sertliği maalesef yine aynı kalmış. Bakın. Şu an sesi de duyabildiğiniz gibi yani butonlara basmak epey zor. Yani kulaklık da kulağınızın içerisine çok ergonomik olarak girmediği için yani çok fazla kontrol kısımlarını kullanırsanız eğer kulağınıza bir miktar ağrı oluşturabiliyor. Bir kere bastığınız zaman durdur başlat, iki kere bastığınız zaman sonraki parça, sol kulaklığa da iki kere bastığınız zaman önceki parçaya geçebiliyorsunuz. Yine uygulaması da bulunmadığı için uygulama üzerinden özelleştiremiyorsunuz. Arama, yanıtlama ve reddetme özellikleri mevcut. Air Dots modelinde uzun süre basılı tuttuğumuz zaman kulaklıkları açabiliyorduk. Bu modelde kulaklıklar kapandığı zaman uzun süre basılı tutsanız dahi açamıyorsunuz. Yine burada diğer Air Dot modelleriyle şöyle bir kıyasladığımız zaman bu modelde bir oyun modu mevcut. Burada Air Dot 2S modeli fiyat performans açısından en güzel olan modeldi. Ekstra olarak yine kızılötesi algılama özelliği de eklenmişti onda. 3 modeli fiyat olarak bir miktar daha yukarı çıkıyordu. Burada Essential modelinde görebildiğiniz gibi eski modellerle benzer şekilde micro USB giriş mevcut. Batarya performansı bir miktar daha arttırılmış. Yine Bluetooth versiyonu yükseltilmiş. Yani tasarım açısından biraz daha iyi olmasını beklerdim. Bu tasarım kulağa çok fazla ergonomik olmadığı için iç kısmını ittirmeniz gerekiyor ve kulakta çok ergonomik olarak durmuyor. Görebildiğiniz gibi yine Xiaomi'nin Redmi Buds 3 Lite modeli çok daha ergonomik bir tasarımda. Tasarım açısından bu tarz modeller yani kulağın içerisinde daha iyi bir şekilde duruyorlar. Bu görebildiğiniz gibi kulağın iç kısmına göre yapılmamış yani ergonomik değil. Yani spor için özellikle veya yalıtım performansı açısından Buds 3 Lite modeli daha başarılı bir deneyim sunuyor. Evet, merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman Air Dot'un ilk serisindeki model son ses seviyesi açısından epey yüksek son ses seviyelerine çıkabiliyordu. Essential modeli biraz daha ortalama son ses seviyesinde kalmış. Yani yüksek ses beklentiniz varsa sizi tatmin etmeyebilir. Yoğun bir bas yok. Genel olarak dengeli ve temiz bir sesi var. Vokaller çok önde değil. Yani hafif koyu tarafına kaçıyor. Yine güncel olarak benzer fiyata satılan Xiaomi Redmi Buds 3 Lite modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses olarak Buds 3 Lite
Lite modeli daha yüksek. Bass olarak yine Buds 3 Lite modeli önde. Yine ses çözünürlüğü olarak da Buds 3 Lite modeli daha iyi bir müzik deneyimi sunuyor. Essential modelinin adı güncellenmiş ancak hani ses kalitesinde bir iyileştirme gibi bir durum gözlemlemedim. Eskiden rakibi yoktu ancak şu an itibariyle çok fazla rakibi mevcut. Buds 3 Lite modeli örneğin benzer fiyata satıldıkları düşünüldüğünde yani ses kalitesi olarak Essential modelini tercih etmek çok mantıklı durmuyor. Hani buradan da çok kötü bir ses kalitesi olduğu anlaşılmasın. Yan yana denemediğiniz sürece ve çok beklentisi olmayan ortalama bir kullanıcı yine memnun kalır Essential modelinin ses kalitesinden. Evet, şu an sesini Xiaomi'nin Redmi Buds Essential model tam kablosuz kulaklığının mikrofonlarından duyuyorsunuz. Görebildiğiniz gibi etrafta epey araba geçiyor. Hafif de bir rüzgar var. Yolda yürürken bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafı kulaklık bu şekilde iletecek. Eğer şu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kulaklığı epey eleştirdik ancak hani mikrofon performansı açısından AirDots modelinin ilk modeli epey kötüydü. Hani burada bir miktar daha mikrofon performansı iyileştirilmiş diyebiliriz. Oyun modu kapalı. Oyun modu açık. Gecikme kısmında bu kulaklıkta bir oyun modu bulunuyor. Oyun modunu açabilmeniz için iki kulaklığa aynı anda basmanız gerekiyor. Bu da kulaklıkların dokunmatikleri sert olduğu için bir miktar ağrı oluşturabiliyor açıkçası. Yine oyun modu etkili bir şekilde çalışıyor. Milisaniye açısından bir test yaptığım zaman oyun modu açık bir şekilde 178 milisaniye, kapalı bir şekilde 354 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Bu değerler diğer oyun modu olan kulaklıklarla benzer. Yani oyun performansı açısından iyi bir iş çıkartıyor diyebiliriz. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak Xiaomi firması AirDots adının kaymağını bir nevi yemeyi düşündüğü için bence bu modeli çıkarmış. Ancak maalesef sadece adında bir değişiklik yapmış. Yani 2023 yılında bir kulaklığı microSD girişle üretmek ve ekstra olarak hadi madem ürettin kutu içerisine en azından kabloyu koysaydın diyorum. İlk AirDots çıktığı zaman çok fazla bir rakibi yoktu. Ancak güncel piyasada çok fazla rakibi mevcut. Eğer uygun fiyatlı bir kulaklık alma planınız varsa da buradaki videoma bakmanızı şiddetle öneririm. Videonun linki ve tavsiye ettiğim kulaklıkların linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.